Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün saç kurutma makinesinin içinde ne var onu öğreneceğiz. Saç kurutma makinesinin içindeki farklı sistem ve fonksiyonlarına göz atacağız. Nasıl yapılmış, nasıl çalışıyor? Bunu hep beraber göreceğiz. Üstelik saç kurutma makinesi nasıl bu kadar ucuz oluyor ve üreticiler buna rağmen nasıl kazanç sağlıyor? Bunu da anlayacağız. İlk olarak fişe bakalım. Özel bir ismi var. Topraklama şalterli devre deniliyor. Fişin iki farklı boyutta sivri ucu var. Buradaki büyük, diğeri ise küçük olan. Büyük uç nötr olan uç. Fişi yanlış bir şekilde çıkarmamızı engel olmak için böyle yapılmış. Bu sayede güç her zaman topraklanmış oluyor. Böyle bir devrede de topraklama olması çok önemli. Peki bu fiş ne yapıyor? Bize fişin uçları arasında güç farkı olup olmadığını söyleyebiliyor. Mesela saç kurutma makinesi suya düştüğünde güç farkı oluşabilir. Güç farkı kısa devre olduğunda da oluşabilir. Saç kurutma makinesinin içinde açık elektrik bağlantıları var. Eğer suyun içine ya da iletken herhangi bir sıvının içine düşerse kontaklar kısa devre yapacaktır. Bu da sıvıdan elektrik akımı geçmesine yol açabilir. Geçmişte bu çok büyük bir sorundu. İnsanları bu yüzden elektrik çarpıyordu. Şimdi ise topraklama şalteri olduğu için önemli bir problem değil. Hadi şimdi bunun içinde ne var bir bakalım. Daha önce belli bir dereceye kadar açmıştım. Bakalım gerisini açabilecek miyim? Bu arada şunu belirtmemde fayda var. Asla ama asla benim yaptığım gibi fişin içini açmaya kalkmıyoruz. Yanınızda profesyonel biri varsa ve açacaksanız da Fişin takılı olmadığından emin olun. Çünkü hiç güvenli değil. Evet. Şimdi elimde tuttuğum plastik enjeksiyonla üretilmiş bir hazne. Bu iki parça çelik elimle yaptığım gibi bir araya geliyor. İçine eriyik plastik enjekte ediliyor. Şuradaki küçük pim izlerini görebilirsiniz. Pimler plastiğe kuvvet uyguluyor ve onların kalıba yerleşmesini sağlıyor. Burada da yay içeren küçük plastik parçayı görebilirsiniz. Test için var. Test tuşuna basıldığında baskılı devrenin şuradaki kısmı ile temasa geçer ve sıfırlama anahtarı da burada. Bu tuşa bastığınızda da alet kapanıp açılır ki daha sonra kullanabilirsiniz. Baskılı devre kartını da inceleyelim mi? Bu devrenin üstünde bayağı havalı şeyler gerçekleştiğini söyleyebilirim fiberglastan yapılmış. Üzerinde ince bir katman bakır var. Bakırın üzerinde de vernik katmanı var. Vernik katmanı oluşturulmadan önce bazı bölgelerdeki bakırı aşındırıyorlar. Böylece bakır bazı yerlerde var olurken bazı bölgelerde yok. Bakırın olduğu bölgelere iz deniliyor. Bunlar minik kablolar gibi iş görüyorlar. Çok düz ve kompaktlar. Bu sayede çok küçük bir alanda çok fazla iş yapılmasına olanak sağlıyorlar. Baskılı devre kartını kullanmamızın sebebi de bu. Gördüğünüz üzere burada da minik bir kondansatörümüz var. Yüzeye monteli kondansatör deniliyor. Ve bir de direncimiz var. Hatırlayın kondansatör yük depolar. Ardından bunu devreye geri verir. Direnç de akımı engellemeye çalışır. Direnç, devrenin diğer elemanlarını korumak için kullanılabilir. Buradaki kısma da tümleşik devre deniliyor. Tümleşik devre, arkadaki kısımdan bazı bilgiler alır ve sonra bu bilgiler ışığında ne yapacağına karar verir. Buradaki parçaya da toroidal halkası deniyor veya bakır bobin. Şuradaki iki hat arasında gerilim farkını denetliyor. Büyük bir gerilim farkı olduğunda bu birkaç miliamper de olabilir. Bobin bunu fark eder ve bilgiyi tümleşik devreye gönderir. Tümleşik devre bu parçaya durumu aktarır. O da selenoid. Selenoid şuraya akım gönderir ve bu da tuşun harekete geçmesini sağlar. Bu olduğunda devrenin elektrik bağlantısı kesilir. Böylece bu kısımda çarpılma riskiniz sıfıra inmiş olur. İlgi çekici nesnelerimiz devam ediyor. Mesela dielektrikli kondansatör. Şurada paslı gibi görünen bir kondansatörümüz daha var. Bu da bir seramik kondansatör. Şunu çıkartalım. Böylece daha iyi göreceksiniz. Bu bir transistör. Devre anahtarı gibi işlev görebilir. Burada bir değişken direnç var. Reosta deniliyor. Devreyi yüksek gerilim gibi şeylere karşı koruyabilir. Rayos'ta sabit bir direnç değil. Yani akım değiştiğinde direnç de değişir. Eğer içeri bakarsanız, fişlerin arka tarafını görebilirsiniz. Bunlar pirinç alaşımından yapılmış parçalar ve devreye giden kablolardan oluşuyor. Fişin bu kısmı da plastik enjeksiyonla üretilmiş. Aşağıya doğru gelen bir kablomuz var. Koruyucu lastiğimiz var. Bu kablo oynasa dahi iç kısmın zarar görmesini engel olmak için var şurada da bir uyarı olduğunu görüyoruz. Diyor ki, prizden çıkar. Hemen altında da bu etiketin çıkartılmamasını söylüyor. Bize hala saç kurutma makinesinin suyla temasa geçince tehlike arz edebileceğini söylemeye çalışıyorlar. Fişte önlem amaçlı mekanizmalar olduğunu gördük fakat makineyi suyla temasa geçirmek hala iyi bir fikir değil. Çünkü elektrikli bir araç ve içinde açık kontaklar var. İkinci videoyu izlemeyi unutmayın.